Togg CEO'su Karakaş, 20 saat düşüneceğinize 3 kez deneyin. 23 Yetenek Derneği tarafından bu yıl ikincisi organize edilen Zirve 23 bugün gerçekleşiyor. 2000 aşkın üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon Volkswagen Arena'da düzenleniyor. Zirve 23 kapsamında konuşma yapan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, cesaretinizi artırmak için esnek olun, değişimi kucaklayın. İnsanlar ne dere bakmayın. Aksiyona geçin. 20 saat düşüneceğinize 3 kez deneyin. Büyük resmi görün, dedi. 23 Yetenek Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zirve 23, başarılı lider ve girişimcileri, Türkiye'nin yarınını yönetmeye talip gençlerle buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerinin katıldığı Zirve 23 E9 liderlik teması damgasını vuruyor. Belirsizlik, şüphe, denge, huzur, vicdan, merak, tutku, cesaret ve devrim. Bu sene izleme, izini bırak mottosuyla düzenlenen Zirve 23, gençlere, gerçek deneyim odaklı özel programıyla sesleniyor. Zirve 23 direktörü Furkan Filiz'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, her oturumda Zirve 23 Ü9 liderlik temasından biri üzerine konuşulmaya başlandı. Buna göre sabah oturumunda, Ernst&Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğlulları, belirsizlik, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, tutku, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, cesaret, Baltaş Grubu kurucusu ve psikolog Acar Baltaş, şüphe, Vakko CEO'su Jaklin Güner, merak ve tarihçi İlber Ortaylı, huzur başlıkları altında başarı öykülerini üniversite öğrencileriyle paylaştılar. 23, izini bırakmak demek. Zirve kapsamında ilk olarak sahne alan Zirve 23 direktörü Furkan Filiz, 12.500 başvurudan 2.500 kişinin seçildiğini belirterek, 23, ismini üniversiteden mezun olduğumuz yaş olan 23 yaşından ve Michael Jordan, LeBron James gibi sporculardan alıyor. Harekete geçtiğimiz, üniversiteden mezun olup sahaya atıldığımız dönemi işaret ediyor. Bizim için 23, çevresinde olanlara seyirci kalmayıp harekete geçmek demek. İzini bırakmak demek. Hepinizin ortak noktası bir derdinizin olması, dedi. Kendinize her gün not çıkarmanız lazım. Hayatın belirsizliklerle dolu olduğuna dikkat çeken ve kendi hayatının da belirsizliklerle şekillendiğini belirten Ernst&Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğlulları, gençlerin sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Kendi hayatından da örnekler paylaşan ve 8 yaşından itibaren iş hayatının içinde olduğunu dile getiren Canoğulları, yetkinliklerinizle, yeteneklerinizle, becerilerinizle, ilişkilerinizle olması gereken yerdesiniz. Daha iyisini yapabilir miyim? Hangi sorumlulukları aldım? Hangilerinden kaçtım? Keşke değil. Gelin şöyle 2 adım geriye gideyim. Ya keşke şu zamanı 2 adım geriye çekebilsem. Neyi daha farklı yapardık, yanlışım neydi? Deyip kendinize her gün, ama her gün bir not çıkarmamız lazım. Karar sizin olsun ve arkanızda durun. Başarının sırrı sizsiniz. Önemli olan kendinize güvenmeniz. Çalışırsanız, onun meyvelerini de rahatlıkla yersiniz. Siz olursanız, özünüz sözünüz bir olur, çalışkan olur, bana ne? Demezseniz, ben değilse kim, şimdi değilse ne zaman? Bunu unutmayın, diye konuştu. Togg CEO'su Karakaş, 20 saat düşüneceğinize 3 kez deneyin. Togg CEO'su Gürcan Karakaş cesaret temasında konuştu ve şunları söyledi. İş hayatında cesaret dediğimiz şey bizi her zaman bir sonraki adıma götürür. Hepimiz korkuyoruz, bu çok insani bir şey. Ama cesaretimiz de var, bu sayede korkuyu yeniyoruz. Togg nasıl 100 yıldır araba üreten şirketlere meydan okuyor? Oyunun kuralları tamamen değişiyor. Ve değişim cesur oyunculara fırsat veriyor. 100 yıldır araba yapıyor olmanız bu gerçeği değiştirmiyor. Cesur bireyin 4 ortak özelliği var. 1200 kişiyiz şu an. Arkadaşlarımızın hepsini büyüteçle arayıp cımbızla çektik. Hepsi alanında uzman. Bize gelen cesur bireyleri seçerken nelere dikkat ettik? Biz hep geçmişe bakıp geleceği yönlendirebilir mi diye bakıyoruz. Cesur bireyin 4 ortak özelliği var. Öğrenme hevesi, duygusal güç, entelektüel kapasite ve kişiler arası iletişim. Cesaretinizi artırmak için esnek olun, değişimi kucaklayın. İnsanlar ne dere bakmayın. Aksiyona geçin. 20 saat düşüneceğinize 3 kez deneyin. Büyük resmi görün. En tehlikeli yalan, içerisine doğruluk karışmış olandır. Sürprizlerle karşılaşmanın, sürpriz olmadığı bir yolculuk içinde olunduğunu belirten psikolog Acar Baltaş, bakış açımız bir perspektiftir. Hepimiz kendi bakış açımızdan bakıyoruz ve orayı terk etmiyoruz. Bir tartışmada görüşünüzden şüphe duymaya hazır değilseniz, kendi görüşünüze o kadar kuvvetle bağlanırsınız. Böylece gerçeğe yaklaşmaz, kendi aklınızdaki problemi çözersiniz. Karara varmadan önce durmak, dinlemek ve düşünmek gerekir. Ve neden sorusunu sormak. En tehlikeli yalan içerisine doğruluk karışmış olandır, sözleriyle şüphe duymanın önemine vurgu yaptı.